değerli Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün burada kuruluşum ve kurtuluşum partisine 97. kuruluş yılı kutlamak adına toplandım. Bizim 97. kuruluş yıl dönümü kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepimizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. Halkımız bundan tam bir asır önce Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tam anlamıyla yurtsuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Emperyalist ülkelerin paylaşım savaşının odağında yer alan Osmanlı İmparatorluğu parçalanmış, bütün bürokratik kurumları yozlaşmış, işlemez hale gelmiş, tüm varlıkları yabancıların eline geçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi işte bu ilkeli, soylu ve onurlu temelden oluşan Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra parti programı ve tüzüğü devrimci bir anlayışla sürekli yenilendi. Kurtuluş sonrası kuruluşun da öncüsü oldu. Milli eğitim, halkın eğitimi, sağlık, laiklik, ekonomik kalkınma, dış politika ve benzeri yeni Cumhuriyet'in bekası yolunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları 10 yıllarca inanılmaz bir mücadele verdiler. Bu iktidar kongresi öncesi partimiz çok önemli 3 belgeyi Türkiye'nin gündemine sundu. Tıpkı Sivas ve Erzurum kongre bildirileri, ilk hedefler beyannamesi, ortanın solu doktrini gibi bu 3 beyanname de partimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli belgeleri arasında şimdiden yer almıştır ve bizlere rehberi olacaktır. Partimizi iktidara taşıyacak görev bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Geleceğin uygar Türkiye'sinin inşasının bizim elimizde olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürmek zorundayız. Tarihi bir görev yapıyoruz. Bu vesileyle dünyanın en eski siyasal partilerinden biri olan mensubu bulunduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin nice 97. yılları olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.